Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sohbet muhabbet tarzında çok önemli bilgiler vermek istiyorum size. Çayınızı kahvenizi yudumlarken bu videoyu izlerseniz birçok şey katacağıma inanıyorum. Şimdi hepimizin ortak sorunu şu. Ben bir kanal kurdum, onlarca video attım. Bir türlü kanalım yükselmiyor, videolarım izlenmiyor, YouTube beni sevmiyor. Neden benim videolarımı göstermiyor? İşte benim tarzımda benzer videolar atan kanallar uçarken niye benim kanalım uçmuyor? Şimdi birincisi şu, her zaman söylüyoruz. YouTube bir insan değil. Yani işte Çorum'da oturan Ahmet'i Mehmet'i işte ben bunu engelleyeyim tarzında bir sistem değil bu. Her zaman kelimelere ve etkileşimlere bakar. Yani algoritmayla çalışır. Tamam, bununla hemfikiriz. Şimdi bugün işleyeceğimiz konunun ana teması şu olacak. Bazen her şeyi tam yapmak sizi izletmez. Bazı şeylere dikkat etmemiz gerekir. Biz YouTube'a iş ortağı isek, yani YouTube platformuna içerik üretiyorsak, ondan parayı kazanıyorsak, onun bizden ne istediğini bilmemiz gerekiyor. Aksi halde bazıları geliyor, 2 yıldır video atıyorum, 500 tane videom oldu, hala 1000 aboneyi toplayamadım tarzında inanın onlarca yorum geliyor. Şimdi gelelim bunların üstesinden nasıl geliriz, size kısa bir bilgilendirme yapalım. Şimdi arkadaşlar, kanalları büyüten yer, analitik sayfanıza girdiğiniz zaman sağ tarafta gerçek zamanlı bölümün altında yer alan son 48 saat verileridir. Aslında gözle gözükür bir biçimde. Neyden bahsediyorum? YouTube'da parayı nasıl kazanırız? Atmış olduğumuz videoların içerisinde insanlar böyle dolup taşacak ki, yani biz buraya daha fazla göster dediğimiz zaman isteriz ki son 48 saatte işte 1000 değil de 12.000 olsun, 12.000 değil de 120.000 kişi olsun. Sonra bunları 30 günde toplar, toplam ne kadar izlenmişiz bunun üzerinden para kazanırız. Aslında bunun üzerinden kanallarımızı büyütürüz. Hiç kimse tek bir videodan örne değil mi? Yani baktığınız zaman parayı vesaire tek bir videodan zengin olup giden öyle bir şey yok. Bazı uçuk ekstrem örnekler geliyor. İşte geliyor hocam, Rayman diye biri var. Rayman diye biri var da geçmişi var. Adam ünlü. Adam YouTube'daki çıkarttığı kliplerden para kazanmıyor ki. Sahnelere çıkarak para kazanıyor değil mi? Turnelere çıkarak para kazanıyor. Örnek veriyorum. Adamlar sponsorluk anlaşmaları imzalıyorlar. Milyonlarca liralık. Yani mesele sadece YouTube'da değil, onlar farklı bir istisna. Biz bundan bahsetmiyoruz. YouTube kanalına gelişmek için isteriz ki tüm videolarımızın içerisinde insanlar olsun. Peki, tüm videolarımızın çalışması için kanal konseptimizin ne olması gerekiyor? Evergreen olması gerekiyor. Yani benim bir yıl önce çekmiş olduğum videonun içerisinde insanların dolanması için tabiri caizse bu videonun aranan ve önerilen bir konu olması gerekiyor. Her zaman merak uyandıracak bir konu olması gerekiyor. Peki, örnek veriyorum, bugün Galatasaray işte Beşiktaş maçı var. Ben bugün girdim, maç özetini paylaştım. Bir yıl sonra nasıl izleteceğim? İzletemeyeceğim, öyle değil mi? Vlog çekiyorum. Genel bir konu işlemezsem bir yıl sonra nasıl izleteceğim? İzletemeyeceğim. Öncelikle dikkat etmemiz gereken şey şu. Mesele video çekmek değil. Ne konseptinde içerik üreteceksiniz? Yani ne kadar konseptiniz her zaman işe yarar olacak veya gündemi takip edecek. Birkaç örnek verelim. Ben evergreen içerik üretiyorum. Bazı arkadaşlar kendilerince saldırmak için şöyle şeyler söylüyor. Sen içerik üretiyorsun da bazı videoların 2000-3000 işte izleniyor. Benim için önemli değil ki. Örnek veriyorum. Ben YouTube reklam verme ya da AdSense hesabı değiştirme diye bir konu çekmişim. Şimdi diyelim ki 1900 kişi izlemiş. Benim 50.000 küsür abonem var. Tamam, bunda bir problem yok. Lakin şöyle bir şey var. Google Ads var olduğu müddetçe bu konu aranacak. Değil mi? Biz bunu oynarız. Biz evergreen oynarız. Eğer ben gündemi takip eden bir kanal olsaydım yapmam gereken şey neydi? Ülkemizde iyi ya da kötü bir olay patladığında hemen hızlı bir şekilde içerik girmem gerekiyordu ki izlenimi alayım. Biraz önceki maç örneği gibi. Veya İşte oyun tarzı, eğlence tarzı, işte çocuk kanalları gibi kanal işletiyorsam da pasta payımı büyütmem gerekiyordu. Sık içerik üreteceğim, her gün üreteceğim. Adam geliyor diyor ki ben bunun gibi olmak istiyorum. Örnek verdiği kanala bakıyorsunuz 3 milyon 4 milyon abonesi var. Adam her gün video giriyor. Ben bunun gibi olmak istiyorum diyen arkadaşın kanalına baktığımızda genellikle haftada 1-2 tane video giriyor. E kardeşim, onun gibi olmak istiyorsan minimum onun kadar içerik üretmelisin dediğimiz zaman da abi ben çalışıyorum. Ya sen çalışıyorsun da YouTube böyle çalışmıyor. Ben sana bir şey dediğim yok ki. Yani ben birinin önüne geçmek istiyorsam ya da onun gibi olmak istiyorsam minimum onun kadar çalışmam gerekiyor artık, öyle değil mi? Öncelikle bunu bilmem gerekiyor. Peki, her şeyi tam yapmak sizi izletmez konsepti ne demek? Şu demek. Öncelikle biraz önce söylediğim gibi konunuzu her daim iyi seçeceksiniz ve bu konuda çalışacaksınız. Bunda bir problem yok. Konunuzu iyi seçtiniz, size göre çok iyi bir konu. İşte eğitim videoları izlediniz, başlıklarınızı, açıklamanızı vesaire her şeyi yaptınız. En çok gelen sorulardan bir tanesi.
Nacizane hocam ya da kardeşim ya da abicim, ben senin videolarını izledim. İşte başlığımı, açıklamamı vesaire değil mi? Etiketlerimi, her şeyi yaptım. Niye bu video yukarıya doğru çıkmıyor? Bak artık size orijinal sayfadan gösteriyorum. Çünkü ekran resmi aldığım zaman şey diyor adam. Sen mi yazdın bunu? Hayır ben yazmadım. Bak bize YouTube ne diyor burada. Videolarınızın başlıkları ya da açıklaması tam olması gerektiği gibi olsa dahi gerçek olan şey videonun izlenme süresidir. Yani bir video attığımız zaman içinde insanları tutamıyorsanız bizim size katacağımız çok bir şey yoktur. Başlığınızı, küçük resminizi bir uzmana attırabilirsiniz. Bir ekibiniz olur, bir Photoshop ekibiniz olur, küçük resminizi tasarlar, başlığınızı, açıklamanızı, etiketlerinizi girer. İnsanlar içine girdiğinde sizin anlatımınızı ya da oynayış tarzınızı ya da işte ne bileyim video çekiş tarzınızı beğenmiyorsa sizi kim izletecek? Kimse izletmeyecek. Adam hemen çıkacak ve gidecek. Peki burada başarı nasıl gelecek? Gelmeyecek. Kendimi geliştirmem gerekiyor. Öyle değil mi? Bir diğeri. Hocam YouTube beni sevmiyor. Önerilenlere sokmuyor. YouTube seni tanımıyor. YouTube'da gerçek olan şey şudur. YouTube hiçbir zaman hiçbir videoyu unutmaz. Ancak esas aldığı bazı bir şeyler vardır. Mesela şöyle bir şey var. Diyor ki mesela bu bölümde yani önerilen bölümünde izleyici etkileşimini en üst düzeyde çıkartacak şekilde sıralanır. Yani biz her zaman etkileşime bakarız. Etkileşime bakarız. Senin atmış olduğun videonun ne kadar süre tuttuğuna bakarız. Küçük resmin ne kadar çalıştığına bakarız vesaire. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Öyle değil mi? Aramada da, önerilenlerde de ne abone sayısına bakıyormuş ne de görüntülenme sayısına bakıyormuş. Buraya istediğiniz örneği arama çubuğuna yazın arkadaşlar. Videoyu durdurun ve yazın. İstediğiniz örneği yazın. Gelin buraya. Örnek veriyorum. İşte aklıma geldi. Mercedes. İşte S-Class 2021. Ben böyle bir arama yaptım mesela. Şimdi adam bir video atmış. Bakıyorum. 514 bin abonesi var. 1.5 milyona yakın izlenmesi var. Altındaki 3 milyon izlenmiş. 2 milyon abonesi var. Niye bu video yukarıda çıkmıyor? Demek ki bu adam bundan daha fazla tutuyor. Böyle düşüneceksiniz. YouTube dediğim gibi sayılara bakmaz. Mesele tamamen etkileşimdir. Bu sebeple işte her şeyi tam yapmak sizi izletmez. Ancak bu demek değil ki küçük resim önemsiz, başlık, açıklama vesaire önemsiz demek değil. Baktığınız zaman bu adam anahtar kelimelerini girmiş, aranabilir değil mi? Bir ben buraya yazdım, aranabilir bir ne derler başlığı var. Açıklamasına bakıyorsunuz, 2021 uzantısına kadar eklemiş, aradığım kelimeleri koymuş. Bir de bir şöyle bakıyorum, gerekli yeteri kadar anahtar kelimelerini koymuş ve gitmiş. Yani tutuyor. Mesele bu. Tamam. Şimdi diğer bir konuya geçelim. Ben videoları izliyorum, eğitimlerimi alıyorum, videolar atıyorum. Neden abone sayım bir türlü yükselmiyor ya da ne kadar sürede büyürüm? Bilmem, bunun için müneccin olmam gerekiyor, öyle değil mi? Zaten bunun sayısını size verebilsem, yani şöyle bir hizmet satabilsem, arkadaşlar 3 ayda 50 bin abone garantili. Bu cümleyi size kurabilsem zaten ben zengin olurum, öyle değil mi? Herkes bir şekilde, tamam ya ben bunun parasını vereyim ben de 50 bin olayım der. Ancak böyle değil, neden bunu söylüyoruz? Bakın, birbirine yakın 3 tane video göstereceğim size. Bütün olayı da burada özetleyeceğiz ve videomuzu sonlandıracağız. İzlenme sayılarını bilerek birbirine yakın seçtim. 10.000 izlenmiş, 76 tane abone toplamış. 9.000 izlenmiş, 29 tane abone toplamış. Öbürüne geliyorum, 9.000 izlenmiş, 45 tane abone toplamış. Demek ki her bir konunun abone olma eğilimi, yani insanlar neden abone oluyor? Bunları her konuda değişken düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle bu sebeple abone toplayan konularımı iyi araştırmam gerekiyor. İnsanların sevdiği şeyler. Bu okey, tamam. Bir diğeri, bazen biz ne diyoruz? Bazı videolarımızla, alakalı videolarımızla. Bir YouTube'da bir video attığınız zaman, özür dilerim, bir video yüklediğinizde videonuzun her zaman yükselmesi için, yani örnek veriyorum bakın 17 Ekim'de yüklenmiş, üzerinden zaman geçmiş, bir aydan fazla geçmiş, şurada içinde insanlar geziyor. Öbürüne geliyorum insanlar geziyor az olmasına rağmen, öbürüne geliyorum insanlar geziyor. Peki bunun ortak sebepleri neler? Ya aramaya düşecek ya önerilene düşecek videolarınız baktığınız zaman. Peki hep her biri aynı izlenmiş. Neden bazı videoların içerisinde 150 kişi geziyor da öbüründe 30 kişi geziyor? Çünkü çok aranan bir hacim yok. Bak burada bana söylüyor zaten. Bu video o dönemsel bir videoydu. Vergisel bir videoydu. O dönem patladı. Biz de içeriğini çıkarttık. İşte belirli bir kitleye ulaştık. Daha sonra ne oldu? Aranma hacmi düşmeye başladı. Birkaç ay sonra da iyice düşecek. Bir daha izler misin sen? İzlemezsin. Ancak buna geliyorum. Aranması basıyor değil mi? %62 oranında. Daha fazla insan arıyor. Buna geliyorum. Daha popüler bir konu baktığım zaman ne yapıyor? Aramayı basıyor. Diğer özellikleri de daha fazla trafik getiriyor. Burada da konunun önemi işte. Yani hepsinin başlık, açıklama, etiket her şeyi tam. Aboneleri de değişken. Almış olduğu görüntülenme sayıları da değişken. Ama YouTube'un göstermesi de değişken.
Yani şuradan erişim sayfalarına geliyorum. Hepsinin. Şöyle bir tıklayalım. Geldik. Şimdi 12 Eylül'de atılmış 128.000'de. 17 Eylül'de atılmış 154.000'de. 17 Ekim'de atılmış 160.000'de. Hepsini devirmiş. Neden her video farklı kişilere daha fazla gösteriliyor, diğeri az gösteriliyor vesaire? 1. Konunuz ne kadar alıcı kitlesine sahip? Ben el arabasıyla arkadaşımı taşıdım, çok eğlendik diye video atıyorsun. Örnek veriyorum. Ne oluyor? Ne aranabilecek bir konu, ne önerilebilecek bir konu. Önerilse de çok dikkat çekmeyen bir konu diyelim. YouTube seni göstermemeye başlıyor. Ancak sen konunu ne kadar kendi alanında trende yakın çekersen, insanların hoşuna gittiği için, hele ki aranan bir konu olursa, ne olacak? Seni daha fazla insana gösterecek. Ancak buradaki gösterimleri de arttırması için benden istediği bazı noktalar var. Nedir o dersen? Unutma, bir ekranımız var. O da şu. Biraz önce orijinal YouTube Creator sayfasında ne diyordu? Biz etkileşimlere bakarız. Her zaman üstüne basa basa söylüyoruz. Ambalajı kötü olan bir ürünü satamazsınız. Video içeriğiniz mükemmel olabilir. Ancak küçük resminiz kötüyse, yani gösterim tıklanma oranınız kötüyse, değil mi? Bu videoyu satamazsınız. Veya gösterim tıklanma oranınız çok iyi olabilir. Clickbait vari bir içerik görseli paylaşmışsınızdır vesaire. Çok güzel olabilir. Ancak içine girdikten sonra video izletemezseniz gene olmayacaktır bu iş. Yani YouTube'un bana söylediği gibi önerilenlerdeki erişimini arttırmam. Bunlar yüksek olursa arttırırım ama kötü olursa arttırmam diyor. Şimdi anlayabildik mi YouTube bizi neden göstermiyormuş ya da neden önermiyormuş? Dönüp dolaşıp aynı şeyi istiyor bizden. İyi bir küçük resim yap. İyi bir şekilde videonun içinde tutmaya gayret göster. Ancak ne olursa olsun konun önemli. İşte bu yüzden her şeyi tam yapmak bizi izletmiyor arkadaşlar. Ne kategorisi olursa olsun konumuz önemli. Tıklanmayacak içerikler üretmek, sırf video atmak için atmak sizi YouTube'da büyütmez, para kazandırmaz. YouTube'da para kazanmak istiyorsanız her zaman ileriyi düşünmek zorundasınız. Aklınıza bir konu geldiğinde kendi kendinize şunu söylemelisiniz. Bu konu tutar ya da bu konu tutmaz. Buna gerek yok. Veya evergreen bir içerikse iyi işlemeniz gerekiyor. Yani sürekli olarak izlenecek bir içerikse. Ama ne olursa olsun düzeni bırakmıyorsunuz, pes etmiyorsunuz. Unutmayın, YouTube totalden para kazandırır, YouTube totalden büyütür. Her video farklı abone kazandırır, her video farklı gelir sağlar size. Biraz böyle sohbet muhabbet tarzında bir video çekmek istedim sizlere. Bazı sıkıntılarımız vardı. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazıyorlar, zannediyorlar ki görmüyoruz. Oysa ki yetişemiyoruz arkadaşlar. 200 tane videomuz var. Her birine günde 3'er 4'er tane yorum geldiğinde soru olarak düşünün ortaya nasıl bir rakam çıktığını. Mümkün değil artık yetişmem. Elimden geldiğince video attığım günlerde dönüyorum, biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Biz son 48 saatimizdeki verilere bakıyoruz. Biz erişim sayfasında gösterimlerimize odaklanıyoruz. Unutmayın. Performans kötü olursa bizi göstermez. Gösterimlerimizi yükseltmek için her gün şöyle 90 gün yapınca anlayacaksınız. Tepeciklere diyoruz her zaman dikkat edin. Düzeni sağlıyorsunuz. Şu tepecikler video attığımız günler aşağı çıkar yukarı çıkar. Bu önemli değil. Amacımız düzeni bozmamak. Bu gösterimleri yüksek tutacağız. Bakın ben haftada 1 tane video atıyorum. Ayda sadece 4 tane video atıyorum arkadaşlar. 50 bin tane de abonem var. Çok büyük bir kanalda değilim. Çok şükür hamdolsun derler ya. Bir sıkıntım yok. Ancak gösterimlerimi görüyorsunuz son 28 günde. İsteriz ki çok çok daha fazlalarını alın. Unutmayın. Sizi göstermediği müddetçe bulunamazsınız. Göstermesi için konularınızı iyi seçeceksiniz. Ancak seçmiş olduğunuz konuda da izleyeni tıklatıp içinde tutmaya odaklanacaksınız. Elbette ki bunların hepsini bir düzen dahilinde yapacaksınız. Düzensiz olursa buradaki tüm grafikleriniz de düzensiz bir şekilde olacaktır. Eğer bu yola baş koyduysak, bu yoldan para kazanmak istiyorsak, nasıl ki bir iş yerinde çalıştığımızda belirli günlerde sabah gidip akşam geliyoruz, burada da belirli günlerde ne olursa olsun içeriğimizi çıkartmakla yükümlüyüz. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir, çok da sıkmamışımdır arkadaşlar. Az çok artık izleyenlerimiz sabit olduğu için tarzımızı biliyor. Hoşunuza gittiyse bunu yorumlarda belli edebilirsiniz. Desteklerinizi esirgemediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.